İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, bugün 10 Kasım. Büyük önderimiz Atatürk'ü kaybedişimizin 66. yıl dönümü. Ve bu gece aynı zamanda Kadir Gecesi'ydi. İslam dininin en aydınlık gecelerinden biri. Kur'an'ın indirildiği gece. Sevgili izleyenlerim, bu güzel tesadüf vesilesiyle hepinizden bir istirhamım olacak. Başta Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın bütün kumandanları için, bu vatan için canını veren bütün şehitlerimiz için, bütün gazilerimiz için dua ederim. Çünkü dualarımızı en çok hak edenler onlardır. Onların başkumandanı Gazi Mustafa Kemal. Atatürk'e borcumuz büyüktür. O yalnız 7 milletin ordusunu alt edip vatanı kurtarmadı. O aynı zamanda Türk ulusunu taassubun karanlığından kurtardı. Bunun önemini Müslüman ülkelerin çoğunun ne halde olduğunu görünce anlıyoruz. O ulusların bir Atatürk'ü olmadığı için hala bağnazlığın karanlığında yaşıyorlar. Fazla söze gerek yok. Atatürk olmasaydı biz de onlar gibi olacaktık. Bugün fikrimizi istediğimiz gibi söyleyebiliyorsak, bugün bilimin nimetlerinden yararlanabiliyorsak, bugün ibadetimizi istediğimiz gibi yapabiliyorsak, bugün inancımızı özgürce yaşayabiliyorsak, bunu Atatürk'e borçluyuz. Atatürk'ümüzün kıymetini bilelim. Cumhuriyetimizin kıymetini bilelim. Özgürlüklerimizin kıymetini bilelim. Halimize şükredelim. Bizi esaretten, bizi bağnazlıktan kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarından dualarımızı eksik etmeyelim. Hepsinin mekanı cennet olsun. Sevgili izleyenler, Gizli Dünyalar'da bu akşam ilk olarak bir Kurtuluş Savaşı gazisinin çarpıcı öyküsünü izleyeceğiz. Karısının ameliyatı için İstiklal madalyasını satmak zorunda kalan gazinin dramına içimiz burkularak tanık olacağız. Gizli Dünyalar'ın ikinci öyküsünde ise malları, mirasları bölünmesin diye çocuklarını evlendiren iki kardeşin başına gelenleri, akraba evliliğinin yol açtığı illeti ibretle izleyeceğiz. Ve gerçekten yaşanmış bu hayat öykülerini izlerken gene kendimiz için, ailemiz için ders almayı unutmayacağız. Bize adam gibi adam olmanın rehberliğini yapan bu öykülerden hisse çıkarmayı unutmayacağız. Şimdi size, daha doğrusu bu ülkenin nasıl kazanıldığını unutanlara ibret dersi olacak bir yemek listesi veriyorum. Çanakkale Savaşı'nda 47. Alay, 1. Piyade Taburu, 1. Bölüğün yemek listesi. 15 Haziran sabah üzüm ocağı. Öğle yemeği yok. Akşam buğday çorbası ve tüm gün için bir ekmek. 26 Haziran sabah yemeği yok. Öğle yemeği yok. Akşam üzüm hoşafı ve tüm gün için bir ekmek. 18 Temmuz sabah üzüm hoşafı, öğle yemeği yok, akşam yemeği yok ve tüm gün için yarım ekmek. Çünkü buğday bitmek üzeredir. Ve 8 Ağustos sabah yemeği yok, öğle yemeği yok, akşam şekersiz üzüm hoşafı. Çünkü şeker de bitmiştir. Sevgili izleyenler, onlara neler borçlu olduğumuzu unutmayalım. Yarım ekmek ve bir tas şekersiz üzüm hoşafı ile bu vatanı kurtaranları unutmaya hiçbirimizin, özellikle devletimizin hakkı yoktur. Bunun adı en azından vefasızlıktır. Şimdi izleyeceğimiz öyküde 1970'li yıllarda geçen
devletin boynuna bir madalya takıp unuttuğu bir İstiklal Savaşı gazisinin gerçekten içimizi acıtacak öyküsü. Çok karanlık günlerdi, çok zor günlerdi. Yunan dayanmış kapımıza kadar, Osman Çavuş da, ben de daha genceciyiz. Bıyıklarımız yeni terlemiş. Gazi Mustafa Kemal'e inanmışız, düşmüşüz peşine. Allah ondan razı olsun. Şehitlere gani gani rahmet eylesin. Gazilere uzun ömürler versin. Amin. Her duamda Mustafa Kemal'e de, şehitlere de rahmet diliyorum. Nerede kalmıştım? Osman Çavuş'la bir arkadaş olmuşuz ki bir damla suyumuzu, bir dilim ekmeğimizi paylaşıyoruz. Sakarya'da, Garp cephesinde nehir kan olmuş akıyor. Bir günde Yunan taarruza kalktı. Osman Çavuş'la aynı siperdeyiz. Birliğe geri çekilme emri verildi. Mermiler etrafımızda uçuşuyor. Bir baktım, Osman Çavuş yere kapaklandı. Göğsünden vurulmuş. Düşman geliyor. Teğmenimiz, hadi Mahmut durma, geri kalma diye bağırıyor bana. Ama arkadaşımı orada bırakabilir miyim hiç? Günlerdir hiçbir şey yememişiz. Ama Allah bana bir güç verdi. Osman Çavuş'u bir sırtladım, dağ tepe saatlerce yürüdüm. Ta karargaha kadar. Peki ne oldu Osman Çavuş? Kurtuldu mu? Kurtuldu. Sonra onu geri cepheye yolladılar. Bir daha görebildin mi Osman Çavuş'u? Yok, bir daha göremedim. Ölmüş müdür, sağ mıdır hiçbir haber alamadım. Savaştan sonra da aradım ama izini bulamadım. Osman Çavuş'u son gördüğümde sana can borcum var Mahmut demişti. Bu can borcumu bir gün mutlaka ödeyeceğim demişti. Buyurun. Buyur bey. Mahmut bey, yine Osman Çavuş'u mu anlatıyorsun? Kim bilir nerededir. Belki de sağdır. Dünya gözüyle bir yüzünü görebileydim. Mahmut bey, hadi kahveni iç sen. Eline sağlık hanım. Afiyet olsun bey. Eline sağlık Makbule'cim. Afiyet olsun. Sıkılmadın değil mi? Olur mu hiç? Mahmut abi ne güzel anlatıyordu. Neler çekmişler. Ya öyle. O da artık ne yapsın anılarıyla yaşıyor. Makbule, sen çok kötü öksürüyorsun. Bir doktora gözükse. Soğuk aldım herhalde. Hem bu aralar doktora harcayacak paramız da yok. Yine de ihmal etme derim Makbule'cim. Şu madalyayı taktılar, sonra da bizi unuttular. Şimdi bizi ne hatırlayan var, ne hatırımızı soran. Bu madalya da olmasa... Ah bey, bilmez miyim? O madalya senin her şeyin. Hadi şimdi yat, sabah erken kalkıyorsun. Peki. Size hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Zaman kalktın da giyindin. Ben bir kahveye çıkıp geleceğim. Peki bey. Hanım, sen günlerdir çok öksürüyorsun. Bir şeyim yok canım, soğuk algınlığı işte. Sıcak bir şeyler iç, iyi gelir. Tamam tamam, içerim, sen beni merak etme. Hadi kahvene git, hadi. Hadi bey, güle güle. Kendine dikkat et, değil mi? Ederim, ederim. Hadi, hadi eyvallah. Hadi güle güle.
Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Gel buyur. Hoş geldin. Allah sağ ol. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Mahmut dede. Hoş geldin Mahmut dede. Hoş bulduk. Geç buyur. Sağ olun. Buyur otur. Sağ olun. Eşhedü en la ilahe illallah. Kim için dua ettin Mahmut dede? Mustafa Kemal için. Bütün şehitler için. Hepsinin ruhları şad olsun. Amin. Çayın hazır Mahmut dede. Sağ olasın. Afiyet olsun. Ne günlerdi. Memleket işgal altında. Mahmut dede başladı gene anlatmaya. Şşt, saygılı ol da dinle. O madalyayı senin gibi kahvede oturarak almadı. Sakarya Savaşı başlamış. Biz Garp cephesindeyiz. Osman Çavuş'la aynı siperdeyiz. Düşman peşimizde. Ta karargaha kadar sırtımda taşıdım. Ama bir daha göremedim onu. Kim bilir nerededir? Allah kavuşturur inşallah. 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 Bu dünyada olmazsa öteki dünyada. Mahmut dede. Mahmut dede. Ne var oğlum? Makbule teyze evde fenalaştı. Hastaneye kaldırdılar. Ne? Ne olmuş Makbule'me? Ne oldu hocam? Nasılsın? Hayır ne oldu? Geçmiş şey olsun Mahmut dede. Kötü bir şey. İnşallah. Geçmiş hadi, olsun. Hadi meraklanma. Geldi Mahmut abi. Makbule, Makbule. Ah Mahmut abi ah. Makbule'yi çayı çağırayım diye size geldim. Ablacığım içeri girdiğimde fenalaşmıştı. Baygın yatıyordu. Hemen buraya getirdik. Neyi varmış Makbule'min? Röntgenleri çekildi. Tahliller de birazdan çıkar, bekliyoruz. Mahmut dede endişe etme, önemli bir şey yoktur. Ey Allah'ım sen onu koru. Hiç iyi görünmüyordu son günlerde. Doktor bey oğlum neyi var? Ciddi mi hastalığı ha? Dedeciğim öncelikle geçmiş olsun. Siz Makbule Hanım'ın beyi misiniz? Evet. Damarlarda ödem oluşmuş. Teyzeyi acil ameliyat almamız gerekiyor. İyileşecek mi peki? Ameliyatı yaparsak iyileşir. Merak etmeyin. Bir de ilaçları var tabii. Onları almanız lazım. Doktor oğlum bu dediklerin için ne kadar para gerek? 10.000 lira. Ne? 10.000 mi? Evet dede. Ameliyat ve ilaç masrafları aşağı yukarı 10.000 lira tutar. Nereden bulurum ben bu parayı? Hiç param yok ki. Karınızın kurtulması için bu parayı bulmanız gerekir. Ah Makbul ama ne yapacağım ben şimdi? Ayıp be ayıp. Bu adam memleketin kurtulması için yıllarca düşmanla savaşmış ama koskocaman devlet parası yok diye kurtaramıyor karısını. Haklısınız ama benim de elimden bir şey gelmez ki. Şimdi bu memleket için kan döken şehitlerin kemikleri sızlamaz mı? Bu gaziyi böyle çaresiz bırakmak hangi vicdana sığar? Başka hastalarla ilgilenmem gerekiyor. Hasta ameliyata kadar burada kalabilir. Dede, hanımın için çok üzgünüm ama dediğim gibi başka bir çare yok. Makbulem, görüyor musun? Nasıl yalnız, çaresiz kaldık. Sana demiştim. Madalyayı verip bizi unuttu bu devlet. Nereden bulacağız şimdi biz bu parayı? Keşke bizde olsaydı. Ama bizde o kadar para ne gezer? Zaten bu kötü hastalıklar da gelir hep biz fakirleri bulur. Thank you.
bulacağım ben bu parayı. Allah'ım, sen Makbule'mi bana bağışla. Onu benden ayırma. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Oğlum ver hemen o sandalyeyi amca. Tamam usta. Gel amca buyur otur. Sağ ol evladım. Buyur amca hayırdır? Evladım ben şey için gelmiştim. Bu madalyayı satmak için. Madalyayı satmak için mi? Evet oğlum. Benim hanım çok hasta. Ameliyat parası gerekiyor. Bu madalyadan başka para edecek bir şeyim yok. Amcacığım, kim bilir bu madalyanın senin için ne büyük bir değeri vardır. Olmaz mı evladım? 50 yıldır hiç çıkarmadım bunu göğsümden. Ama işte mecbur kaldım. Hangi cephede almıştın amca? Sakarya'da, Garp cephesinde. Kan, sel olup oluk oluk aktı o savaşta. Bir gün Yunan taarruza kalktı. Çok yakın bir silah arkadaşım, Osman Çavuş. Onunla aynı siperdeyiz. Düşman dibimizde. İşte böyle oldu. Osman Çavuş ne oldu öğrenemedim. Sağ mıdır, ölü müdür bir haber alamadım. Neyse oğlum, daha fazla kafanı ağrıtmayayım senin. Hiç öyle şey olur mu? Başımın üstünde yeriniz var. Ah oğlum, keşke öyle olsaydı da... Ben şu canımdan çok sevdiğim madalyamı satmak zorunda kalmasaydım. Ne kadar ihtiyacın var amca? 10.000 lira oğlum. Tamam amca. Buyur paranı. Buyur evladım. Biliyorum bu madalyanın manevi değeri çok daha fazladır ama... Makbulem kurtulsun da başka bir şey istemem Allah'tan. İnşallah madalyam hayırlı ellere gider. Gözün tutmadığı birine sakın verme oğlum. Ben ona 50 yıl gözümün içi gibi baktım. Merak etme amca. Adını adresini verirsen iyi olur. Malum bu resmi bir ziynet. Yaz oğlum. Mahmut Yiğit. Cumhuriyet Mahallesi, Çeşme Sokak, numara 2. Hadi oğlum, ben artık hastaneye gideyim. Makbulen beni bekliyor. Acil şifalar dilerim amcacığım. Sağ ol evladım, sağ ol. Güle güle. Görüyor musun adamcağızın halini? Memleketi için, vatanın kurtulması için savaşmış, düştüğü duruma bak. Ahmet abi, bu madalya 3.000 lira bile etmez ki. Eder Sıtkı, eder. Bunun değeri bir vatan eder. Gözünüz aydın Mahmut dede. Ne oldu?
İyi mi Makbule? Çok iyi. Narkozdan şimdi çıktı. Birazdan odasını alırlar. Allah'ım sana çok şükürler olsun. Yarın da taburcu edeceğiz hastayı. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ ol doktor oğlum. İyi günler. İyi günler. Makbule. Bir dakika, bir dakika. Makbule, Makbule. Makbule korkma. Hiçbir şeyin kalmayacakmış. Bey, madalyan nerede? Sen onu hiç çıkarmazdın. Şey... Ne oldu bey madalyana? Şey... Satmak zorunda kaldım Makbule'm. Senin ameliyatın için. Benim için mi? İşte böyle baba. Karısının ameliyatı için madalyasını sattı. Ben de istediği parayı verdim. Bu devlet nerede? Gazisine madalyasını sattırıyor. Nasıl üzülmüştür kim bilir. Evet baba. Görmeliydin halini. Nasıl çaresiz kalmışsa adamcağız. Çoluğu çocuğu da yokmuş. En iyi ben anlarım oğlum. Biz canımızı koyduk ortaya bu memleket için. Ama unutulduk bile. Ya neler çekmişler. O da Sakarya'da savaşmış. Sakarya'da mı savaşmış? Evet, Garp cephesinde. Bir arkadaşının hayatını kurtardığını anlattı. Sanırsın yeniden yaşıyor o günleri. Osman Çavuş diye bir arkadaşı varmış. Yaralanınca almış sırtına taşımış. Osman Çavuş mu dedi? Evet baba. İsmini söyledi mi Ahmet? Evet baba. Adı Mahmut. Mahmut mu? Şevket Bey ne oldu? Neden heyecanlandın öyle? Ben de aynı cephedeydim hanım. Askerde ön adımla çağırırlardı beni. Osman Çavuş derlerdi bana. Nasıl yani baba? Mahmut'un kurtardığı Osman Çavuş benim oğlum. Savaştan sonra ben de Mahmut'u çok aradım ama bulamadım. Allah'ım şükürler olsun karşıma çıkardın onbaşı Mahmut'u. Ona bir can borcum var. Ne büyük bir tesadüf bu Şevket Bey. Bu tesadüf mü hanım yoksa Allah'ın bir lütfu mu? Allah'ın sevgili kuluymuşum ki borcumu ödemek için onu karşıma çıkardı. Şükürler olsun Rabbime. Peki oğlum, şimdi ben onu nasıl bulacağım? Adresini aldın mı? İşte. Ne yapacaksın peki baba? Madalyayı sahibine götüreceğim oğlum. Sahibine götüreceğim. İç bakalım hanım ilacını. Bak bugün daha iyi gözüküyorsun. Ah be ah. Bir bilsen nasıl üzülüyorum. Hep benim yüzümden. Makbule. Koskoca devlet madalyama önem vermemiş. Sahibini unutmuş. Sen niye üzüyorsun canını? Ah bey, ben üzülmeyeyim diye böyle konuşuyorsun. O madalya senin her şeyindi. İçinin kanı ağladığını bilmez miyim? Kim acaba? Selvi'dir herhalde bey. Yemek pişirip getiririm demişti. Dur bakayım. Mahmut Onbaşı. Buyurun benim. Ben Sakarya Garp cephesinden Osman Çavuş. Allah'ım gerçek mi bu? Sen gerçekten Osman Çavuş musun? Evet Mahmut Onbaşı. Ben gerçekten Osman Çavuş'um.
Şükürler olsun Allah'ıma. Bunca seneden sonra seni dünya gözüyle görmeyi nasip etti ya. Gel içeri geçelim. Gel. Gel hadi. Gel Osman Çavuş. Nasıl oldu Osman? Bunca seneden sonra nasıl buldun beni? Yıllarca hep dua ettim Allah'ıma. Seni karşıma çıkarsa da can borcumu ödeyebilsem diye. İşte sonunda dileğim gerçekleşti. Peki beni nasıl buldun Osman? Sen madalyanı oğluma satmışsın Mahmut. Kaderin cilvesine bak. Oğlum muydu o kuyumcu? Evet Mahmut. Kader bizi yine buluşturdu. Sana emanetini geri vermeye geldim. Koskoca Sakarya gazisi madalyasız olur mu? Takalım şu madalyayı. Ama bunu oğluna sattım. Karımın ameliyatı için. Parasını da aldım. Mahmut, sen benim canımı kurtardın. Ben de canın gibi sevdiğin madalyanı sana vermeye geldim. Can borcumu ödemeye geldim Mahmut. Osman Çavuş'um, beni utandırdın. Bu madalyayı sen kanınla, canınla hak ettin Mahmut. Sana bu madalyayı sattıranlar utansın. Bu vatanı kurtaranları unutanlar utansın Mahmut. Sevgili izleyenler, yalnız Kurtuluş Savaşı'nda değil, Kore'de, Kıbrıs'ta ve devletin emrettiği her yerde savaşmış tüm gazilerimiz, tüm şehitlerimiz bizim baş tacımız olmalıdır. Bizden en büyük saygıyı, en büyük sevgiyi görmek, en büyük onur onların hakkıdır. Onlara ve geride bıraktıklarına sahip çıkmaksa başta devletimiz hepimizin görevidir. Sevgili izleyenler, ülkemizde kaç tane özürlü vatandaşımız olduğunu biliyor musunuz? İnanmayacaksınız. 68 milyonluk nüfusumuzun tam 8 milyon 400 bini özürlü. Yani 8 insanımızdan biri özürlü. Kimi yürüyemiyor, kimi görmüyor, kimi konuşamıyor, kimi duymuyor. Çoğu da zihinsel özürlü. Bu insanları topallığa, körlüğe, dilsizliğe, sağırlığa, deriliğe mahkum eden en büyük illet nedir biliyor musunuz sevgili izleyenler? Akraba evliliği. Özellikle kırsal yörelerimizde mal mülk bölünmesin, miras bölünmesin diye anneler, babalar çocuklarını yakın akraba evliliği yapmaya zorluyorlar. Bilimin, tıbbın uyarılarına gözlerini kapayıp bu bağnaz geleneği sürdürenler hem çocuklarının hem torunlarının hayatlarını karartıyorlar. Gizli dünyalarda şimdi izleyeceğimiz öykü de malları, mirasları bölünmesin diye çocuklarını evlendiren iki kardeşin ibret verici öyküsü. Nazım Ağa, iyi ki size rastladım. Kasabaya dönmek için işin yoksa minibüsü bekle. 2 saatte bir kalkıyor artık. Sizin şehirde ne işiniz vardı? Hayırlı bir iş Cemal. Ne işiymiş bu? Çatlatmayın adamı. Sonunda aldık tarlayı. Hangisini? Sizin zeytinliğin yanındakini mi? Doğru bildin sen. Bugün aldık. Tapudan geliyoruz şimdi. Vallahi bravo. Sizin elinizden bir kaçan kurtuluyor. İki kardeş sırt sırta verdiniz. Yok be Cemal abi. Biz başardıysak her şeyimizi ortak gördüğümüzden. Allah muhabbetinizi bozmasın. Siz de bu birlik olduktan sonra daha çok büyürsünüz. Abimle aramızda hiç ayrı gayrı olmadı. Her şeyi ortak aldık. Bu tarlayı da ortak yaptık zaten Rıza. Oo, vallahi bir köy kaldı almadığınız. Artık içim rahat. Bundan sonrası çocuklara kalıyor. Çalışsınlar, eksinler, bitsinler. Kurulu düzen. Ömer ele bir dönsün. Müzik.
Evet, çaylarımız da geldi. Buyurun efendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yıllar ne çabuk geçiyor Ömer. Okul da bitti. Buradan gidince en çok bu kafeyi özleyeceğim. Ne çok anımız var burada. Bence özlemeye fırsatın olmayacak. Nedenmiş o? Çünkü Özlem Hanım artık evlilik hazırlıklarıyla meşgul olacaksınız. Bu hafta sonu gidiyorum kasabaya. Babama konuyu açacağım. Az çok hissetmişlerdir zaten. Baban hemen peki der mi? Beni görmek istemez mi? İstesin. Seni görünce kimse yemez. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Umarım. Hem babamın benim evleneceğim kıza karışacağını sanmam. Karışsa da ben böyle bir şeye müsaade etmem Özlem. Vallahi hepsi iyi de araya eller girince düzen bozuluyor. Nasıl yani? İkinizin de evlilik çağında çocukları var. Onlar evlenince mal mülk bölünecek. Amma yaptın Cemal abiye. Merak etme. Aramıza el sokmayız biz. Malları böldürmeyiz. Abimin oğlu Ömer'le baş göz edeceğiz bizim kızı. Hayırlısı olsun. Düğün ne zaman? Ömer ziraat mühendisi çıktı. Okulu bitiyor. Gelir yakında. Yaparız düğünü. Kardeşimin oğlundan daha iyi damat bulacak değilim ya. Biz şurada inelim Nazım. Sağ olasınız. Karla da hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Hayırlı güle olsun. Güle. Hadi bize eyvallah. Sen ne dersin bu işe Cemal? Kardeş çocuklarını evlendiriyor. Vallahi bunca yıl kardeş gibi yaşa, sonra karı koca ol. Ama bir şey diyemedim. Sakat çocuk tehlikesi de yok mu? Bilmem ki abi. Babamla amcam işleri büyüttüler. İşin başına benim geçmemi istiyorlar. O yüzden ziraat mühendisliği okudum ya zaten. Gideriz Ömer. Benden yana kaygın olmasın. Ama kasabada yapabilecek misin? Niye yapamayayım ki? Ben de ilkokulu, liseyi bir kasabada okudum. Söylemedi deme. Ne sineması vardır ne kafesi. O zaman gelemem. Ben kafesiz, sinemasız yapamam. Yoksa gece kulübü de mi yok? Seninle nereye olursa gelirim. Ölüme gidelim de ölüme bile gelirim. Umarım aramıza kimse girmez. Kızım, yeter artık. Zaten belli değil miydi Ömer'le evleneceğin? Ne asıp duruyorsun yüzünü? Öyle ama anne. Şimdi birdenbire nişanlanıyorsun denince bir tuhaf oldum. Ömer abimle kızım artık ben... Ömer abim deyip durma. Kocan olacak o senin, kocan. Peki anne. Belma, vallahi baban yüzünü asık görürse kıyameti koparır. Babalar tamam demiş, kimseye laf düşmez. Doğru diyorsun anne. Kızına ne istersin diye soran baba mı var? Hadi uzatma, daha ne istiyorsun? Ömer yakışıklı çocuk. Üstelik de okumuş. Yabancı yere de gelin gitmiyorsun. Ama ben Ömer'i hep abim olarak gördüm. Tamam, artık kocan olarak görürsün. Olur biter. Vallahi iki ayağımı bir pabuca soktun Nazım. Demek hemen nişanı yapıyoruz ha? Yapıyoruz hanım. Bu işi geciktirmeyelim. Genç bunlar. Gönülleri başkasına kayarmayar. Hayırlısı olsun. Belma'yı severim. Bir an önce gelinim olsun, evime gelsin. Oho! Vallahi desenize biz tarlada bahçede boşuna çalışıyoruz. O ne biçim laf oğlum? Görmüyor musun anne? Her şeyin üstüne Ömer abim konacak. Selim, örf törü öğren. Önce büyükler evlenir. Oğlum haset etme. Günahtır. O senin abin. Nasıl haset etmeyeyim anne? Abim Belma ile evlenecek. Onların çocukları her şeyin sahibi olacak. Biz bu evliliği mallarımız bölünmesin diye istiyoruz. Öyle konuştuğunu bir daha duymayayım. Tamam baba, bir daha konuşmam.
Tamam. Oğlum tazeledim çayını. Alo. Alo. Selim ne haber? Ömer abi. İyiyim abi, sen nasılsın? Ay Ömer mi? Ver oğlum ver. Ömer'im oğlum. Nasılsın yavrum? Çok iyiyim anneciğim, çok. Size güzel haberlerim var. Nedir oğlum, hayırdır? Telefonda olmaz. Cumartesi geliyorum. Gelince konuşuruz. Tamam Ömer'im. Bekliyoruz. Bizim de sana güzel haberlerimiz var. Bak babanı veriyorum oğlum, öpüyorum. Hoşça kal yavrum. Aslan oğlum benim. Sana gelin alıyoruz, gelin. Gelin mi? Ne gelini baba? Çok heyecanlandı. Telaşlanma oğlum, yabancı değil. Bildiğim biri. Amcanın kızı Belma'yı alıyoruz sana. Belma mı? Baba sen ne diyorsun? Sen gel hele hafta sonu. Gelince konuşuruz. Hadi benim aslan oğlum. İşlerin başına da sen geçeceksin. Hadi kapatıyorum. Ama böyle bir şey nasıl olur ya? Bana sormadan, üstelik de amcamın kızıyla. Birinci dereceden akraban mı? Yok, Belma benim kardeşim. Merhaba Ömer. Geldim canım. Telefonda da söylediğim gibi. Hafta sonunu bekleyemeyeceğim Özlem. Hemen gidip olanı biteni öğreneceğim. Ya ailen amcanın kızıyla evlenmende ısrar ederse Ömer? Bu hiçbir şey değiştirmez ki. Ben seni seviyorum, seninle evleneceğim. Benim için ailenle aram bozulsun isteme. Sen merak etme. İkna ederim ben onları. Bir iki gün kalır dönerim. Duruma göre bakarsın hemen çeker gelirim. Seni bekleyeceğim Ömer. Hadi canım, gidelim artık. Pijamasını da aldık Ömer'in. Belma seçti. Halis ipek. Damadıma helal olsun. Ben de gelinim ne istiyorsa, ne beğendiyse hepsini alacağım. Şu halimize bak. Eltimdin, şimdi dünürüm oluyorsun. Nigar yenge... Aa, ne yengesi kızım? Artık bana anne diyeceksin. Nasıl da utandım. Ne diyecektin sen? Şey, bu kravatı Ömer abin beğenir mi? Ne abisi kız? Alıştıramadın ağzını. Kocan olacak o senin. Tamam anne. Hafta sonu gelecekti güya. Dayanamadı. Bu sabah binmiş otobüse, akşama geliyor. Heyecanlanmıştır çocuk. Nigar abla... Artık bize gelirsiniz akşama. Geliriz tabii Lütfi, geliriz. Baba, tekrar söylüyorum, çok yanlış yapıyorsun. Ben nasıl Belma ile evlenirim? Ömer doğru konuş. Yumurtadan çıktın, kabuğunu mu beğenmiyorsun? Seni adam ol diye okuttuk. Büyüklük tasla diye değil. Baba yapma. Ben Belma ile evlenemem. Anne sen bir şey söyle. Ay ne diyeyim oğlum. Büyüklerin böyle uygun görmüş. Nişan alışverişini bile yaptık. Bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsınız ki? Anaya babaya karşı geleceğini düşünemedik işte. Belma'dan iyisini mi bulacaksın? Ailemize yabancı girmeyecek. Anlasana. Mallarımız bölünmeyecek. Yani sırf mallar bölünmesin diye mi amcamın kızıyla evleneceğim? Evet. Amcanla aldığımız her şeyi ortak aldık. Bunca malı mülkü, bağ bahçeyi el oğluna, el kızına mı yedireceğim? Baba, Belma benim amcamın kızı. Birinci dereceden akrabam. Her şeyi geçtim, çocuğumuz bile sakat olur. Anlamıyor musunuz? Okudu ya, biz de cahiliz ya. Seni ben okuttum, ben. Karşıma geçip kafa tut diye değil. Adam ol. Malımıza, mülkümüze sahip çık diye. Kesin başka biri var bunun kafasında. Şehirli kızlar rahat bırakmaz ki. Evet anne. Başka birisi var. Sevdiğim, evlenmek istediğim biri. Dedim ya işte bey. Ama o olmasaydı da ben yine de Belma ile evlenmezdim. Yakın akraba evliliği yapmazdım. Sakat çocuk yapma vebaline girmezdim.
Bana bak Ömer. Benim mal birliğini böldürmeye niyetim yok. Belma ile evleneceksin, o kadar. Hayır baba. Belma ile evlenemem. Evleneceğim kız beni İstanbul'da bekliyor. Defol o zaman bu evden. Defol buradan. Gözüm görmesin seni. Defol. Peki baba. Gidiyorum. Ama bir gün yaptığın yanlışı anlayacaksın. Ömer. Oğlum babanı dinle. Yapma. Bir daha buralara geleyim deme. Unut buraları. Baba. Üzülme. Şehir abimi çok değiştirdi. Giderse gitsin. Kendisi kaybetti. Gitsin 3 kuruş maaşı el kapısında çalışsın. Şehirli kız aklını çelmiş oğlanın. Yoksa Ömer yapmaz böyle bir şey. Yok doğacak çocuk sakat olurmuş. Yok yakın akraba evliliği doğru değilmiş. Bahane bulacak ya. Belma'ya ne diyeceğiz şimdi? Lütfiye'ye ne diyeceğiz? Ben kardeşime ne diyeceğim? Baba. Ne var? Ben ne güne duruyorum? Madem Ömer abim Belma'yı istemedi. Öyle ya. Bizde erkek evlat 2 tane. Ömer olmazsa Selim var. Bence münasiptir bey. Zaten çok hevesliydi. Tabii ya. Aslan oğlum benim. Oldu bu iş. Belma'yı Selim'e alıyoruz. İyi de Ahmet ne der bu işe? Ne diyecek? Ha Ömer ha Selim. İkisi de benim oğlum değil mi? Mühim olan mal bölünmesin. Sağ ol kızım. Sen uygun gördüysen benim için de uygundur abi. Madem Ömer istemedi. Selim yanımızda büyüdü. Hem onu daha iyi tanıyoruz. Yaşları da yakın birbirine. Böylesi daha münasip. Belma kızım. Bir bardak su verir misin? Hı hı. Demek çocuk sakat olur diye evlenmek istemiyorum dedi ha? Adam olmuş bize ders veriyor. Bizim aklımız bize yeter çok şükür. Hoşuna gitti mi güzel kızım? Hoşuna gitti mi? Şu güzelime bak ya. Ne kadar minik elleri var. Parmakları uzun ama gülüşü, bakışı sana çekmiş. Burnu da sana benziyor. Ömer. Bir kızımız olduğunu biliyorlar mı? Kimler? Ailen. Onlara yazdın değil mi? Yazdım yazdım. Bu cimcimenin fotoğrafını da gönderdim. Belki torunlarını görünce barışırlar bizimle. Bu sevimli cadının yüzünü görünce dayanamazlar zaten. Göreceksin. Bak nasıl çağıracaklar bizi. Canım benim. Kızım benim. Boncuk gözlüm. Çok güzel oldu vallahi Lütfiye. Her şeyi var şimdiden. Şanslı bebek. Balcıoğulları'nın torunu bu. Sahi Ömer ne yaptı? Arıyor mu? Arıyor arada bir. Bugün mektubu geldi. Bak. Kızının fotoğrafını göndermiş. Ay tatlı şey. Nazım abi gördü mü? Yok. Daha öğleyin geldi. Nazım gelince göstereceğim. Ay aman kızım. Sen bırak otur şöyle. Gel buraya. Çocuk doğdu doğacak. Sen hala iş yapıyorsun. Laf dinle Belma. Zaten sabahtan beri sancın var. Her şeyi hazır Beyzade'nin. Buyursun gelsin. Allah Allah. Ya bunlar dalmış bebeğin odasına. Geldiğimizi bile duymuyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım gelin hanım? İyiyim baba sağ ol. Bak dedesi torununa ne aldı? Çok güzel ama o kadar çok patiği var ki.
Gördüm, beğendim. Bunu doğunca giydir. Sen merak etme baba. Doğunca biz bunları giydiririz. Bir eksiği yok değil mi? Torunumuzun hiçbir eksiği kalmasın. Yok Allah'a şükür baba. Bisikleti bile var şimdiden. Nazım, Ömer mektup yazmış. Kızı olmuş. Bak, fotoğrafını da koymuş. Bak, çok tatlı. Aa, aman yarabbim. Kızı olmuş ha. Ama benim oğlum olacak. Oğlum. Hem de aslanlar gibi. Hadi inşallah. Nazım, bakmayacak mısın torununun fotoğrafına? Ver şunu. Benim bir tane torunum var. Alcıoğulları'nın malına mülküne o sahip çıkacak. Başka da torunum yok benim. Ay. Baba geliyor galiba. Çabuk geliyor. Hadi, bebek. Hadi, hadi. Anne, hadi siz hemen hastaneye. Tamam, ben Ahmet'e müjdeyi veririm. Hadi siz hemen hastaneye. Allah'ım torunum geliyor. Yoklar değil mi? Ahmet, ikimiz de dede oluyoruz ha? Öyle abi. Allah bugünleri de gösterdi çok şükür. Erkek olacak inşallah. Bütün bu arazilerin, toprağın yeni sahibi olacak. Mallarımıza sahip çıkacak. Hele bir doğsun. Ertesi gün çıkarıp toprağa bastıracağım. Ata binmeyi de öğreteceğim. Araba kullanmayı da, traktör sürmeyi de. Doğmuş mudur acaba? Bilmem. Hastaneye gideli epey zaman oldu ama. Bir haber çıkmadı hala. Meraklanma abi. Kolay mı? Balcıoğullarının veliahtı geliyor. Selim geldi abi. Geldi torunumuz Ahmet. Geldi. Hadi gidelim. Selim, tamam mı oğlum? Doğdu mu torunum? Selim doğdu mu? Evet baba, doğdu. Erkek oldu değil mi? Evet, erkek. Aslan torunum benim. Biliyordum be. Erkek olacağını biliyordum. Selim, oğlum sen niye üzgünsün peki? Heyecandandır Ahmet. İlk defa baba oluyor. Hem de erkek babası. Baba, oğlum sakat doğdu. Ne? Sakat mı? Evet, kötürüm doğdu baba. Bacakları gelişmemiş, hiç yürüyemeyecek. Selim ne diyorsun? Kötürüm ne demek? Nasıl olur? Doktor dedi ki... Doktor ne dedi? Akraba evliliği yüzünden. Oğlum akraba evliliği yüzünden yürüyemeyecek. Sakat doğdu baba. Selim. Akraba evliliği mi? Torunum kötürüm ha. Onca malı mülkü, bağ, bahçeyi, el oğlunu, el kızına mı yedireceğim? Baba, Belma benim amcamın kızı. Birinci dereceden akraba. Her şeyi geçtim, çocuğumuz bile sakat olur. Anlamıyor musunuz? Biz ne yaptık Ahmet? Biz ne yaptık? Mal bölünmesin, yabancıya gitmesin diye torunumuzu biz sakat bıraktık. Ağlama abi. Takdiri ilahi bu. Yok abi. Bu bizim günahımız. Torunumuzu hırsımıza, cehaletimize kurban ettik. Onun vebali bizim boynumuza Ahmet. Onları gördükçe bu acıyı tekrar tekrar yaşayacağız Ahmet. Allah'ım sen bizi affet. Sen bizi affet. İşte böyle sevgili izleyenler. Gerçekten yaşanmış bir öykü izlediniz. Akraba evliliğinin neye bağlı olduğuna tanık oldunuz. Bundan ibret dersi çıkarmaksa en başta annelere, babalara düşüyor. Sevgili anneler, sevgili babalar, mal mülk bölünmesin, miras bölünmesin diye çocuklarımızı akraba evliliğine zorlamayalım. Oğullarımızı, kızlarımızı özürlü çocuk sahibi yapmayalım. Onlara ömür boyu mutsuz etmenin vebalini taşımayalım. Sağlıklı bir torunun dünyanın bütün malından, mülkünden daha değerli olduğunu unutmayalım. Gizli dünyaları izlediniz. Yeniden buluşuncaya kadar
yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.